Sayın Eş Genel Başkanımız, sevgili milletvekili arkadaşlar, değerli konuklar ve basın emekçileri, hepiniz grup toplantımıza hoş geldiniz. Bugünkü grubumuzda bulunan misafirlerimiz, Ankara'da bulunan yurttaşlarımız, arkadaşlarımız, partilerimizdir. Onlara da hoş geldiniz diyoruz. Aynı zamanda 10 Ekim katliamında hayatını kaybedenlerin aileleri aramızda, hoş geldiniz diyoruz. Şimdi grup konuşmalarını yapmak üzere Sayın Eş Genel Başkanımız Sezai Temelli'yi kürsüye davet ediyoruz. Buyurun başkanım. Sevgili arkadaşlarım, yoldaşlarım, değerli konuklar, değerli basın mensupları, hepinizi sevgiyle, saygıyla selamlamak istiyorum. Önce size selamlar getirdim. Sevgili Eş Genel Başkanımız Pervin Buldan'ın selamlarını getirdim. Van'a gittik. Güzel Serhat insanlarının, yoldaşlarımızın selamlarını size getirdim. O selamlarla başlamak istiyorum. Evet. 4 gün boyunca Van'da demokratik yerel yönetimler eğitim çalıştayı vardı. Bunun 2 günü kadın yerel yönetimler eğitim çalıştayıydı. Diğer 2 günü de karma eğitim çalıştayı. Nasıl bir yerel demokrasi, nasıl bir yerel yönetim, nasıl bir yerel kamu hizmeti üretimi konularında önemli bir çalıştay gerçekleştirdik. Sonuçlarını hem kamuoyuyla paylaşacağız hem de önümüzdeki dönem yerel yönetim anlayışımızı hızla hayata geçireceğiz. Bu konu önemlidir çünkü Türkiye demokrasisinin belki de önündeki en önemli handikaplardan, engellerden biri yerel demokrasidir. Bu konuda Türkiye'deki tüm yerel yönetimlere destek vermeye, katkı sunmaya hazırız. Parti ayırmaksızın, çünkü bu Türkiye meselesidir, demokrasi meselesidir. Bu anlamda da katkı vermeye hazır olacağımızı buradan belirtmek istiyorum. Diğer taraftan örgütlenme konferanslarımız devam ediyor. Yine Van'da da gerçekleşti. Yakında Ahmet'te ve Marmara örgütlenme konferanslarımız da gerçekleşecek. Bir fikriyatımız var. Türkiye'nin önünü açan, Türkiye'yi demokrasiye, barış mücadelesine, Türkiye'yi demokrasiye ve barışa kavuşturacak olan mücadelemiz var. Bunu şimdi örgütleme zamanı. O yüzden de mutlak demokrasi mücadelemizi örgütlüyoruz. Ve bu vesileyle de herkesi HDP'ye çağırıyoruz. Gelin HDP'de bir arada, yan yana kimliklerimizle mücadelemizi hep birlikte yükseltelim. Türkiye'yi, Türkiye halklarını, toplumunu, emekçileri, kadınları hep birlikte örgütleyelim. Ne için? Demokrasi için. Ne için? Barış için. Ne için? Çocuklarımızın geleceği için. Evet, sevgili arkadaşlarım. Her hafta yaptığımız gibi yine anmalarımız var. 7 Temmuz 91 tarihinde yitirdiğimiz Vedat Aydın'ı anmak istiyorum. Onun anısı önünde bir kez daha saygıyla eğiliyorum. Evet, insan hakları savunucusu, çok önemli bir abimiz, çok önemli bir mücadele arkadaşımızı buradan bir kez daha saygıyla anıyorum. 7 Temmuz 91 tarihindeki bu cinayet, bu katliam aslında 90'lı yılların karanlık sayfasını açtı. Bugün binlerce faili meçhulden bahsediyoruz. Aslında faillerini biliyoruz ama bir türlü suçlular hala adaletin önüne çıkartılamadı. Ali İsmail Korkmaz'ı anmak istiyorum. Gezi'yi anmak istiyorum. Gezi'de yitirdiklerimizi. Onun düşlerindeki özgür dünyayla
buluşmak için Ali İsmail Korkmaz'ı da Gezi'de yitirdiklerimizi de unutmayacağız. Yine Ali Şer'i anmak istiyorum, Zarife'yi anmak istiyorum Dersim'de yitirdiklerimizi, 37 katliamında yitirdiklerimizi anmak istiyorum. Srebrenitska'yı anmak istiyorum. 10 bine yakın insanın katledildiği o katliamı anmak istiyorum. Irkçılığın, faşizmin, milliyetçiliğin, bu yoz milliyetçileri nelere mal olabileceğini hafızalarımızdan çıkarmamak için. Evet, anmaya devam edeceğiz. O kadar çok anmamız gereken isimler, o kadar çok yitirdiğimiz can var ki. Ama almak yüzleşmektir, yüzleşmeye davettir. Hiçbir zaman unutmayacağız. Bu iktidarlar, bu zihniyet hafızamızı silmeye çalışsa da biz hatırlamaya devam edeceğiz. Yüzleşmek için. O yüzden de meclis çatısı altında bir kez daha çağrımı yineliyorum. Hakikatleri Araştırma Komisyonu bir an önce kurulmalıdır. Bu ülkede toplumsal barışı var edeceksek bu hakikatlerle yüzleşmeden olmaz. O yüzden de biz anmaya, hafızamızda onların anılarını canlı tutmaya devam edeceğiz. Ta ki adalet yerini bulana kadar. 10 Ekim'i anmak istiyorum. 10 Ekim ailelerinin kurmuş olduğu dernekten arkadaşlarımız aramızda. Tam 103 canımızı yitirdik. Evet, Ankara Garı önünde 103 canımızı yitirdik. Ve bu meseleye dair o günün suçluları hala adaletin karşısına çıkartılmadı. İhmali olanlar hala adaletin karşısında hesap vermedi. Onu da unutmayacağız. Hiçbirini unutmayacağız. Anmaya devam edeceğiz. Hatırlıyorsunuz, bu katliamdan sonra oylarımız arttı diye sevinenler vardı. Bu katliamın müsebbiplerini bildikleri halde bunu işi öfkeli çocuklara bağlayanlar vardı. Bugün çıkmışlar ortalıkta siyaset adına yine ahkam kesiyorlar. Biz sizi de unutmadık. Evet, bu katliamda yitirdiklerimizi nasıl unutmadıysak, bu katliama dahli olanları da, bu katliama sessiz kalanları da, suçluları koruyanları da unutmadık. Ankara 17. İdare Mahkemesi geçen gün bir karar verdi. Bir tazminat. Ama bu tazminata hükmederken, hiçbir tazminat her şeyden önce şunu unutmayalım ki arkadaşlar, bu acıları dindirmez. Ama bir tazminat kararı verdi ve bu tazminat kararını verirken de burada aslında ihmali olanlara dair de bir ibarede bulundu. Evet, bir ihmal vardı. Katliamın sorumluları hakkında bunun bir ihmal olduğunu ortaya koyan bir mahkeme kararı artık kayıtlara geçti. Evet, ihmaliniz vardı, göz yumdunuz. Katliam geliyorum diyordu, siz oralı olmadınız. Hatta katliamdan medet umdunuz, oylarınız artsın diye. Suruç'u da unutmadık. Sevgili arkadaşlarım, bu zihniyet hala aynı anlayışla yoluna devam etme çabasında. Yüzleşmeden kaçarak, hakikatlerin üstünü örtmeye çalışarak, gerçekleri, hakikatleri, haykıranları susturmaya çalışarak yoluna devam etme çabasında. Bir vakıf var biliyorsunuz. SETA Vakfı. Bakın şöyle bir araştırma yapıyor. Araştırmanın başlığı bile aslında kendisini ifade ediyor. Uluslararası medya kuruluşlarının Türkiye uzantıları. Uzantı sözcüğüyle aslında bir tasvir, bir tarif, bir tanımı gerçekleştirmiş oluyor. Fişleme peşinde. Yani bildiğiniz andıç. Bu andıç hikayeleri üzerinden iktidara gelip tam da bu meseleye karşı mücadele edeceğini söyleyenlerin bugün içine düştükleri, sürüklendikleri yere bakın. Ne hazin tablodur. Siparişle andıç hazırlatıyorlar. Evet, gazetecileri suçluyorlar. Gazeteciler birer uzantı. Burada haber yaparken aslında neye hizmet ettiklerini araştırıyorlar. Neye hizmet edecekler? Gerçek gazeteciler bu ülkenin demokrasisine, insan haklarına, hukuka hizmet ediyorlar. Senin gibi yandaş gazetecileri yanına almışsın, onların bir tek sana hizmet etmesini istiyorsun. Aykırı bir ses gördüğünde, bir eleştiri gördüğünde onları suçlayacak, onları kamuoyu önünde suçlu ilan edecek,
taktikler peşindesiniz. 90'larda bu işi karargahlar yapıyordu. Biliyorsunuz, hatırlayacaksınız. Şimdi araştırma kurumları yapıyor. Demek ki çağ atlamışız. Artık bu iş karargahtan alınmış, araştırma kurumlarına verilmiş. Saçma sapan raporlar, hedef gösteriyorlar gazetecileri. Tabii bunu yaparken bizi de ihmal etmiyorlar. Raporun arasına yine her zaman olduğu gibi HDP'yi de sıkıştırmışlar. Bizimle iltisaklı olmak, ki neyse bu, başlı başına aslında fişlenmek için bir neden haline dönüştürülmüş. Yani HDP hakkında haber yapmak ya da HDP'nin sözünü haber yapmak, HDP'nin dile getirdiği görüşleri haber yapmak neredeyse suç kabul edilecek. Bu HDP gazetecilerin yapmış olduğu haberler suç değil. Suç sizin gazetecileri cezaevine göndermeniz. Bugün Türkiye'de 150'den fazla gazeteci cezaevinde. Bugün Türkiye basın özgürlüğü konusunda dünya sıralamasında son sıralarda. Evet, bugün bu ülkede basın özgürlüğü yok, ifade özgürlüğü yok. Bütün özgürlüklerin lağvedildiği bir süreç yaşıyoruz. Nedeni Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi. Evet, böyle garip, uydurma bir sistem var. Bu sistem ayakta durabilmek için sürekli olarak demokratik yaşama dair ne varsa onları yok etme peşinde. Demokratik siyaseti tasfiye etme peşinde. Özgürlükleri yok sayma, tasfiye etme peşinde. Sonra da çıkıyorlar. Aklımızla alay eder gibi. Bir rehabilite yapacaklardı biliyorsunuz geçen hafta. Herhalde rehabiliteden sonuç alınamayacağını anladılar ki MR çekeceklermiş. Sistemin MR'ını çekecekler. Ne müthiş bir sözcük. Nasıl bulmuşlar? Sistemin MR'ını çekecekler. Öyle mi? Bence siz sistemin bu bir yıllık kısa filmini çekin. Kısa filmini çekin ki bütün tarihe not olarak düşsün. Bu yaptığınız hukuksuzluklar, adaletsizlikler tarihe not olarak düşsün. Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi nedir diye sorarsanız bunun yanıtı basittir. Yönetememe halidir. Eğer bir ülkede siyaseti tüketmişseniz, siyaseten söyleyecek sözünüz kalmamışsa, yönetemiyorsanız bunun kod adı Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi. Yönetemiyorsunuz. Yönetememe halinden dolayı da ülke her gün yeni bir krize sürüklenmeye devam ediyor. Bizzat krizi doğuran bir mekanizmaya dönüşmüş durumdasınız. O denli bir kriz girdabındasınız ki kendi bürokratlarınızı bile beğenmez hale geldiniz. Hani talimatla hareket ediyordu ya Merkez Bankası Başkanınız. Bir de bugünlerde bu tartışma var. Merkez Bankası bağımsız olmalıymış. Merkez Bankası bağımsız. Başkanı bağımsız olmalıymış. Nerede? Ne zaman bağımsız davrandı? Ne zaman sizlerin hakkını savundu? Bu emekçilerin, bu halkın, bu toplumun hakkını savunmuş bir bürokrat mı ki bağımsızlığından bahsedeceğiz? İktidarın aslında talimatlarıyla hareket eden payandalaşmış bir Merkez Bankası vardı karşımızda. Şimdi görevden alındı. Görevden alınması hukuksuzluktur. Suçtur. Görevden şöyle alınıyor. 375 sayılı kanun hükmünde kararnamenin ek 35. maddesi ile 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı kararnamesinin 2. maddesi. Görevden almanın dehşetine bakın. Ya bizi bir tek rakamla aldılar, 676. Bundaki de dehşetli olmuş. Bir sürü rakam var. Böyle görevden alıyorlar. Evet, görevden alma nedeniniz ne? Hedeflere ulaşamamış. Hedef ne? Enflasyonu düşürememiş. Enflasyonun düşmesi için faizlerin düşmesi gerekiyormuş. Bu yasa dışı kararname ile Merkez Bankası Başkanı görevden alınıyor ama gerekçesi çok daha beter. Bütün iktisatçılar aslında şimdi bu konuyu araştırıyorlar. Yani faizleri düşürerek enflasyon nasıl düşer konusunda tez yazıyorlar. Kendisi tez yazmayan ama yazılmış tezlerden çalıntı yapan bir Merkez Bankası Başkanımız olacak şimdi. Bakalım faizleri düşürerek enflasyonu nasıl düşürecek? Haydi düşürün bakalım faizleri 5 puan. Enflasyon ne olacak hep beraber görelim. Böyle bir şey yok. Böyle bir ilişki yok. Tarihte aslında buna benzer vakaları yaşadık.
Kimle mi? Çillerle yaşadık. 5 Nisan 94 krizi. Bakın bizdeki hafıza fil hafızası. Unutmayız. Aynı şekilde ki Çiller biliyorsunuz iktisat profesörüydü. Ülke inanılmaz bir krize sürüklendi. Şimdi bir kriz sarmalının içinde olan bu ülkede bu tür hamlelerde içinden çıkılmaz bir yere sürüklenmeye devam edeceğiz. O yüzden diyoruz ki merkez bankaları özerk olmalı. Ne? Merkez Bankası bağımsızlığı lafı altında IMF'ye bağlı çalışan bir kurum olmalı. Ne de iktidarın payandasına dönüşmüş bir kurum olmalı. Merkez bankaları topluma sorumlu olan özerk bir yapısı olmalı ve para ve maliye politikasının eş güdümlü sürdürülebileceği bir pozisyon almalı. Hedef ancak o zaman gerçekçi olur. Hedef ancak o zaman toplum yararına, ülke yararına olur. Yoksa bizim müteahhitler zorda faizi indirle ekonomi politikası olmaz. Bunu yapana da Merkez Bankası denmez. Faiz meselesi önemli. Ama faiz de bir fiyat. Kredinin fiyatı, fonun fiyatı. Fiyatları düşürmek istiyorsanız, enflasyondan kurtulmak istiyorsanız, ekonomide yapısal sorunlara ciddi çözümler üretmelisiniz. Siz bırakın ekonomide ciddi çözümler üretmeyi, ekonomiyi fazlasıyla içinden çıkılmaz bir yere sürüklemeye devam ediyorsunuz. Tam 17 yıldır devam ediyorsunuz. 17 yıldır uyguladığınız bu neoliberal politikalarla ekonomi içinden çıkılmaz bir yere geldi. Artık duvara çarptı. Şimdi sanki 17 yıldır iktidarda değillermiş gibi, sanki bu işleri başımıza bunlar açmamış gibi her seferinde karşımıza bir beyaz sayfa hikayesiyle çıkıveriyorlar. Siz biliyor musunuz hani meşhur bir Rus oyuncağı vardır. Matruşka. Matruşka açarsınız büyüğünü içinden aynısının küçüğü çıkar. Şimdi bunlar da böyle. O büyükten açtılar içinden bir küçüğü çıkardılar. O küçük çıkmış diyor ki beyaz sayfalar açacağım. Neyin beyaz sayfasını açacaksın sen? Kağıt israfından başka bir şey değilsiniz. Ekonomiyi bu hale getirdiniz. Hepiniz oradaydınız. Hepinizi biliyoruz. Siyasetin böyle bir şeye ihtiyacı yok. Türkiye'nin böyle bir akla, böyle bir siyasete ihtiyacı yok. Türkiye'nin yeni bir siyasete ihtiyacı var. Türkiye'nin yeni bir ekonomi anlayışına ihtiyacı var. O yüzden de Türkiye'nin HDP'ye ihtiyacı var. Bunların bir bakanı daha vardı. Bakanlığı bitirdi. Türkiye'de buna kimse iş vermedi. Biliyorsunuz değil mi? İngiltere'de ancak çalışabiliyor. Şimdi İngiltere'de anlatıyordur. Neoliberal politikalar ne kadar iyi. Özelleştirme ne kadar iyi. Türkiye'ye de geldiler. Deneme tahtasına çevirdiler. Türkiye'nin bütün kaynaklarını çarçur ettiler. Türkiye'yi bu kadar borçlandırdılar. Şimdi yeni umut olarak yeniden servis ediliyorlar. Geçti borun pazarı. Evet. Erdoğan'la geldiniz. Erdoğan'la da gideceksiniz. Bu torbacılar yine torba getirmişler meclise. Doldurmuşlar içine yine bir sürü şey. Ne o? Baktılar ekonomi içinden çıkamıyorlar. Halkı daha fazla nasıl sömürürüz? Bir ülkede vergi adaleti yoksa o ülkede adaleti tesis etme, herhangi yaşamın herhangi bir yerinde adaleti tesis etme şansınız çok yok. Toplumu zaten bir araya getiren ilk şey aslında ortak olan yaşam alanının örülmesi ise iktisadi olarak bunun bugüne kadar bulunmuş en mükemmel çözümü vergi ve vergide de adalet tabii. Fakat vergide adaletsizlik deyince ilk gösterecek ülkeler arasında Türkiye geliyor. Neredeyse sermaye için bir vergi cenneti, emekçiler için bir vergi cehennemine dönmüş durumdayız. Bu torbanın içinde de baktığınızda bu torbanın içinde de yine kendi deyimleriyle verginin tabana yayılmasını göreceksiniz. Verginin tabana yayılmasını anladıkları şu. Toplumsal maliyetleri, hani çarçur ettikleri kaynakların maliyetlerini,
O müteahhitlerin vergi borcunu siliyorlardı ya, işte onların maliyetini. Bu hesapsız kitapsız ekonominin maliyetini emekçiye, çiftçiye, halka ödetmek. Bunların anladığı bu. Adaletsizliğe adaletsizlik katmak. Adeta öyle bir vergi anlayışı oluştu ki tüm vergi sistemi götürü bir vergi sistemine dönüşüyor. Vergide adalet hak getire. Zenginlere vergi barışı, yoksullara vergi yükü. Böyle bir anlayışla yola devam etmeye çalışıyorlar. Vergi barışını 6 ay daha uzatıyorlarmış. Ya barışmak istemiyor adamlar. Adamlar vergi kaçırmak istiyor. Sen neyi uzatıyorsun? Vergi alınır. Vergiyi almak halkın iradesini aslında tesis etmektir. Vatandaşlık dediğimiz hukuku var etmektir. Sen vergi almıyorsun, habire vergi affı çıkartıyorsun, habire vergi barışı, varlık barışı çıkartıyorsun, ondan sonra da ortaya çıkan bedeli halka ödetiyorsun. Bakın 11. kalkınma planı. 11. kalkınma planı diye bir şey açıklandı. İşsizlik 9.9'a düşecekmiş önümüzdeki 4 yılda. Sanki 9.9, yani bu da 10 değil, çok ince bir çalışma yapmışlar. 9.9. Sanki iyi bir şey 9.9. Gayri safi yurt içi hasıla 1.080.000.000.000 dolara çıkacakmış. Kişi başına gelir 12.484 dolar olacakmış. 4 yıl önceye göre bütün hedefler yarı yarıya gerilemiş. Yani burada 2 trilyonun üzerinde 2,5 trilyona yakın bir hedef varken 1 trilyona. Kişi başına gelirin 12.484 dolara gerilemesi ya da ihracat rakamları. Kalkınma planı, Cumhurbaşkanlığı tarafından hazırlanıp meclise sunulan kalkınma planına baktığınızda bütün hedeflerin çok ciddi gerilediğini görürsünüz. Bu kafayla devam ederlerse bu rakamların da çok çok altında bir ekonomiyle 4 sene sonra karşılaşabiliriz. Orta gelir tuzağına düşmüş bir ülke var. Çok ciddi iktisadi sorunları olan bir ülke var. Ve bu sorunların çözümsüz kalmasının yegane nedeni işte bu Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemidir. Neden mi? Çünkü halkın bütçe hakkını çalmıştır. Bütçe hakkının olmadığı bir yerde, bütçenin denetimden kaçırıldığı bir yerde ekonomiyi de siyaseti de bir çözüme kavuşturmanız, krizden çıkarmanız mümkün değildir. Bugünkü sistemin yaratmış olduğu bu tahribatı aşmanın yegane yolu Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminden bir an önce kurtulmamızdır. Onlar bu sistemden kurtulmak yerine adeta bu sistemin MR'ını çekmeye devam ediyorlar. Bu MR'dan neler mi çıkıyor? Mesela Yüksek İstişare Kurulu çıkıyor herhalde ki, bakın çözüm olarak Yüksek İstişare Kurulu bir üyesi ne diyor? Bu tahribata, yani yoksulluğun, işsizliğin tahribatına ya da insanların işinden edilmeleri, aşından edilmelere karşı maaşını kanun hükmünde kararnameyle ihraç edilmiş insanlara bağışlayacakmış. Zihniyet bu. Bu zihniyetten çözüm çıkmaz. Marquez'in dediği gibi, ünlü yazar Marquez'in dediği gibi, kötülük dünyamızda değil, bunların yüreklerindedir. Evet, hiçbir konuda çözüm üretemedikleri gibi en temel meselelerimizden biri eğitim konusunda da ülke ciddi bir kriz içindedir. Liseye giriş sınavı yapıldı. Bu sınava girmesi beklenen öğrenci sayısı, bakanlık söylüyor bunu, 60-70 bin kişi olarak düşünülüyor. Yani liseye giriş sınavına 60-70 bin öğrenci girecek diye bekliyorlar. 1 milyondan fazla öğrenci giriyor. Geçen sene 980 bin girmiş. Bu sene 60-70 bin bekliyorlar. Öngörülere bakın. 1 milyondan fazla öğrenci giriyor. Peki neden böyle oldu? Hatırlayacaksınız. 2 yıl önce Erdoğan dedi ki TEOG, kaldırın TEOG'u istemiyorum. Bir de sanırsınız ki ciddi bir eğitim uzmanı. Eğitimde her şeye müdahale ediyor. TEOG'u kaldırın. Kaldırdılar TEOG'u. Yerine bu LGS geldi. LGS ile sorunu çözeceklerdi. Sorun çözülmemiş, büyümüş. Yani her alanda aynı fotoğrafı görmeniz mümkün. Eğitimde de keza bu. Fakat burada açıklanan sonuçlara baktığımızda
hani iller sıralanıyor ya, bu sıralamayı gördüğümüzde son 20 ilin 18'i Kürt illeri. Şırnak, Hakkari, Siirt, Ağrı, Mardin sıralanıyor. Evet, geçen sene de böyleydi. Geçen sene de son sıradaki iller yine Kürt illeriydi. Eğitim toplumda, ülkede eşitsizlik son bulsun diye yapılır. Eğitim sistemlerinin yegane amacı yaşamın içindeki eşitsizliklerin azaltılmasına yöneliktir. Bizde eğitim sistemi eşitsizlikleri kalıcılaştırıyor, derinleştiriyor. Ve Kürt illerine yönelik ayrımcı politika, bölücü politika, bölücü zihniyet devam ediyor. Evet, ayrımcılıktır bu. Bu ayrımcılığın aslında toplumsal yansımasını işte bütün tablolarda olduğu gibi eğitimde de görüyoruz. Ayrımcıdırlar. Çünkü bu hukuktan besleniyorlar. Bu nefret söyleminden besleniyorlar. Ana dilinde eğitim haktır dedik. Ana dilinde eğitimi var etmediğiniz sürece ülkenin bu tablosu değişmez. Çünkü biz çok iyi biliyoruz ki eğitim eğer nitelikli, kamusal bir vasfa kavuşacaksa bu her şeyden önce bu toplumcu, bu eşitlikçi anlayışa sahip olmalı ve ana dilinde eğitimle bu iş başlamalıdır. Ama maalesef bugün Türkiye'de eğitimin geldiği durumu görüyorsunuz. Peki nasıl kurtulacak Türkiye bu sistemden? Bunu da bulmuş. Japonya'ya gitti ya. Japonya'da bunu keşfetmiş. Kadın üniversiteleri. Evet, bulduğu bu. Kadın üniversiteleri. Oradan YÖK Başkanı'na da hemen hatırlatmış. Çalışmanı buna göre yap. YÖK Başkanı şimdi işini gücünü bırakacak. Zaten bir işi olduğu da söylenemez. Kadın üniversiteleri konusunda çalışacak. Nedir bu kadın üniversitesi? Japonya'da 800 üniversite varmış. Zaten bu rakamı duyunca anlamalısın ki onlar üniversite değil. Üniversite var, yüksek okul var, üniversiteye hazırlıklar var. Bunlar kendi içinde farklı kategoriler. Oradaki o kadın üniversitesinin adının üniversite olması onun üniversite olduğunu göstermez. Üniversite bir üniversitel anlayışa, üniversitel fikriyata, bilimsel özgürlüğe, özel demokratik bir yapıya sahip olduğunda üniversite olur. Ve bütün bilim alanlarının buluştuğu yerde olur. Dolayısıyla üniversite böyle bir ayrımcı anlayışla kurulamaz. Ama bunların aklı fikri bu değil ki. Bunların aklı fikri nasıl ki biraz önce eğitimde verdiğim rakamlarda toplumsal bir ayrışmayı öne koyuyor, burada da cinsiyetçi bir ayrışmayı dayatıyor. Oysa toplumsal cinsiyet eşitsizliğiyle mücadele edebilecek bir zihniyeti büyütmeliyiz. Toplumsal cinsiyet eşitsizliğine karşı mücadeleyi büyütmeliyiz. Kadın erkek ayrımını bu şekilde yeniden üreterek değil. Kadın üniversiteleri demek hem üniversiteler anlayışa hem de toplumsal cinsiyet eşitsizliği konusunda çok önemli bir risktir. Bakın yıllar önce 90'ları hatırlayın. Beyazıt Meydanı'nda başörtülü öğrenciler mücadele ederken bunlardan hiçbiri ortada yoktu. Hepsi toz olmuştu. Biz oradaydık. Başörtülü öğrencilerin mücadelesiyle yan yanaydık. Çünkü onların bir eğitim hakkı vardı. Ve o öğrenciler ayrı bir üniversite istemiyorlardı. O üniversitede, yani eğitim haklarının engellendiği üniversitede eğitim hakkı mücadelesi veriyorlardı. Ne kadın üniversitesi diye bir talep vardı o gün, ne de başka bir talep vardı. Bir eğitim hakkı mücadelesiydi. Farklı kimliklerimizle, farklı düşüncelerimizle yan yana bilimi birlikte üretmek için mücadele ediyorduk. Evet, farklı düşüncelerimiz olabilir ama bir hak mücadelesinde buluşmanın belki de en önemli örneğiydi. O faşist rektörlere karşı biz o mücadeleyi yükseltirken bunlar ortada yoktu. Şimdi çıkmış, yok kadın üniversitesi, yok kadına yönelik işte ayrımcı politikalar. Eğer siz kadına yönelik bu politikaları desteklemeye devam ederseniz, Haziran ayında olduğu gibi her ay 40 ya da 40'tan fazla kadın katledilir bu ülkede. Ve her geçen gün kadına yönelik şiddet büyür. Her geçen gün bu ayrımcılık toplum içinde kök salar.
Evet, üniversite demişken tabii iki gündür ODTÜ'yü de izliyoruz. Ben şuna karar verdim. Düşündüm, bunların bu ağaçla bir sorunu var. Yani ağaç alerjisi mi? Ya da çocukken bir şey mi oldu? Ağaçtan mı düştüler? Ne oldu? Bir sorunları var. Nerede ağaç görseler onu kesip onun yerine bina yapma peşindeler. Şu koskoca Ankara'da Kredi Yurtlar Kurumu inşaat yapacak bir alan kalmamış. Kaldı ki ODTÜ'nün 19 tane yurdu var. 20.si yapılacakmış. Yer kalmamış, gitmişler ağaç kesmeye. Gerçekten ciddi bir vaka bu. Evet, ve bunu yaparken de bütün o kolluk güçleriyle gittiler, öğrencilere saldırdılar, arkadaşlarımıza, vekillerimize saldırdılar. Kabul etmiyoruz. Bu şiddeti kabul etmiyoruz. Kolluk güçleri iktidarın emrinde fakat ortaya koymuş oldukları şiddet bir parti mensubu gibi, bir parti yandaşı gibi sürekli olarak hakaretler, saldırı, şiddet şeklinde karşımıza çıkıyor. Aynı şekilde yine dün Diyarbakır'da gençlere yönelik, orada barış isteyen insanlara yönelik aynı şiddeti Diyarbakır'da da gördük. Bir kez daha kınıyoruz. Bir kez daha güvenlik güçlerini sorumlu olmaya, yasalara uymaya, kanunun gerekleri çerçevesinde hareket etmeye bir kez daha buradan çağırıyoruz. Evet, üniversite sorunu anlatmakla bitmez. Hazır üniversiteden bahsetmişken yine cezaevinde olan Füsun Üstel hocamızdan, Tuna Altınel hocamızdan da bahsetmek istiyorum. Hocalarımızı bir an önce serbest bırakın. Suçları yoktur. Barış talepleri vardır. Onların talebi hepimizin talebidir. Şiddetten, savaştan beslenen bir iktidar, çözümsüzlükten beslenen bir iktidar. Öyle ki bu çözümsüzlük ortamı kaybolmasın diye yanıp tutuşuyorlar. Yine Erdoğan geçen gün çıktı, Kürt sorunu yoktur dedi. Kürt meselesinin yokluğundan dem vurarak aslında ülkeye çözümsüzlüğü dayatmaya devam etti. Biz de diyoruz ki Kürt sorunu vardır, Kürt meselesi vardır. Bu sorun küresel bir meseledir. Küresel siyasetin merkezi bugün Orta Doğu'ysa bu Kürt sorunundan dolayıdır. Ve Kürtler bu sorunun çözümü için mücadele etmekteler. Bunu artık görmek zorundasınız. Kürt halkının taleplerini görmek zorundasınız. Ve bu anlamıyla baktığınızda Türkiye siyaseti, Türkiye halkları, Türkiye toplumu bu konuda inisiyatif almalı. Barıştan, demokrasiden yana inisiyatif almalı ve gerçek, sadece hakiki çözümü hakikate üretmelidir. Bugün Kürt sorunu yoktur diyenler, Kürt sorunun çözümü için mücadele edenleri cezaevine attılar. Kürt kentlerini yıktılar, binlerce insanı katlettiler. İşte Afrin. Afrin'de ÖSO çeteleri, El-Kaide artıkları kol geziyor. Afrin'den 170 bine yakın insan göç etmek zorunda kaldı. Mağdur edildi. Neden? Çünkü Kürt sorunu yoktur diyenlerin yaratmış olduğu aslında bir cinnet ortamıdır Afrin. Yine Cerablus'a bakın. Yine Irak'a bakın. Bakın Başure'ye olan saldırılara. İnsanlar evinden, yurdundan kaçmak zorunda kalıyor. Oradaki köylüler kaçmak zorunda kalıyorlar. Geçen hafta dile getirdik. 5 insan orada hava saldırıları nedeniyle yaşamını yitirdi. Bunların biri çocuktu, ikisi kadındı. Bunlar oradaki köylülerdi. Yaylalara çıkamıyorlar, hayvanlarını otlatamıyorlar, tarım yapamıyorlar. Neden? Çünkü sürekli saldırı var. Kürt sorunu yoktur diyenlerin saldırısı altında sürekli mağdur olan, hayatından, yaşamından olan halklardan bahsediyoruz. Ve şimdi baktık dün akşam haberlere, yine sınıra tank sevk ediyorlar. Sürekli olarak sınıra tank sevk ederek bu sorunu çözemezsiniz. Sınırlara barışı sevk edin. Hatırlayın, hepimiz böyle büyümedik mi? Bir laf vardı, hiç değişmezdi. Bize habire bunu öğretirlerdi. Biz de bunun etkisinde mi kaldık ne sürekli barış diyoruz? Diyorlardı ki yurtta sulh, cihanda sulh. Ne oldu bu sulh lafına? Bu barış lafına ne oldu? Ey bu lafı bu kadar her gün dile getirenler, neredesiniz? Dilinizi mi yuttunuz? Evet.
Bu ülkede barış istiyoruz. Orta Doğu'da barış istiyoruz. Silahlardan kurtulmak istiyoruz. Kaynaklarımızın, emeğimizin silah harcamalarına, silahlanmaya gitmesini istemiyoruz. O yüzden de Türkiye'de, Suriye'de, Irak'ta bütün siyasetçileri, bütün halkları barıştan yana tavır almaya, barış mücadelesinde buluşmaya çağırıyoruz. Kürt meselesi Kürt meselesi yoktur diyenler hala S-400'ler, F-35'leri bu ülkenin kaynaklarıyla bunları alma peşindeler. S-400'leri nereye koyacaklarmış? Şimdi bakarlar yukarıdan, nerede bir orman var onu kesip koyarlar herhalde. Yapacakları bu. Ankara'ya getirmeyi düşünüyorlarmış. Getirsin sarayın bahçesine koysun. Her sabah çıkıp sevsin biraz. 3.9 milyar dolar. Yani 23, neredeyse 24 milyar lira S-400 ve F-35 bugüne kadar harcanan para. Sağlık Bakanlığı bütçesinin yarısı. Yani bu parayı ülkede sağlık için harcasanız, sağlık alanındaki belki de sorunları çözebilirsiniz. Şimdi bunu söylerken de insan tedirgin oluyor. Sağlık harcaması yapıyorlar, sağlık harcaması diye yaptıkları şehir hastanesi. Başka bir şey değil. Yani beton, sağlık yok. Dolayısıyla bütçe hakkının gaspı dediğimiz mesele tam da burada ortaya çıkıyor. Kürt sorunu çözülmesin de, bu çözümsüzlükten beslenelim de, bu savaş politikalarına devam edelim de ne olursa olsun. İşte ne olursa olsun aklıyla Diyadin'de belediyemize saldırdılar. Evet, saldırdılar. Hem de kolluk güçleri. Ortada bir gerekçe yok, bir neden yok. Saldırmak için saldırıyor. Neden? Çünkü oradan biz kayyumları süpürüp atmışız ya. Aklınca onun rövanşını alma peşinde. Bunu kolluk güçleri yapıyor ve bunu yaparken de gidiyor orada diyor ki ben devletim. Bu nedir? Bize saldıran herkes, bizim karşımıza çıkan herkes ben devletim diye çıkıyor. Sen devlet filan değilsin. Devlet dediğiniz şey bir kurumlar organizması. Ve sizler o kurumların birinde çalışıyorsunuz. Evet, istihdam ediliyorsunuz. Kendinize ben kamu personeliyim diyebilirsiniz. Kendinize kamu görevlisiyim diyebilirsiniz. Kendinize kamu emekçisiyim diyebilirsiniz. Ama devletim diyemezsiniz. O saldırdığınız insanların ödediği vergilerle maaş alıyorsunuz. O maaşınız karşılığında da bir hizmet vermek zorundasınız. O hizmeti vatandaşlara vereceksiniz. O hizmeti vatandaşların güvenliği için vereceksiniz. İktidarı korumak için değil. İktidarın bu seçim sonuçlarından sonra yaşamış olduğu mağlubiyetin hesabını sormak adına belediyeye saldırarak değil. Sadece Diyadin Belediyesi'ne saldırılmadı. Halkın iradesine saldırıldı. İstanbul Belediyesi'ne saldırıldı. Uşak, Ordu, Trabzon, Mersin Belediyesi'ne saldırıldı. Evet, bir belediyeye saldırmak aslında bu ülkede bu iradeye, halkın iradesine saldırmaktır. Seçilmişlere saldırmak aslında demokrasiye saldırmaktır. Seçim zamanları ortalıkta şirinlik yapanlar bu saldırıda da söz sahibi olmalıydılar, karşı çıkmalıydılar. Ama ne yazık ki hiç kimseden bir ses duyamadık. İşte bu hassasiyetsizlik hali, bu birbirinin aslında sorununda yan yana gelememe hali bu tür ceberrut iktidarın elini güçlendiriyor. O yüzden de diyoruz ki Türkiye'de bu sorunların çözümü için demokrasi ittifakı bir gerekliliktir. Bunun gereğini yerine getirmek için Türkiye'de demokrasiden yana olan, Türkiye'de emekten yana olan herkes yan yana gelmelidir. Demokrasi ittifakında bir an önce buluşmalıyız. Bir an önce buluşmalıyız ve bu hukuksuzluğa, bu adaletsizliğe son vermeliyiz. Toplumsal uzlaşı için, toplumsal barış için, Türkiye ve Orta Doğu'nun barışı için, demokratik çözüm için demokrasi ittifakında buluşma çağrımızı ısrarla yineliyoruz. Herkese yapıyoruz bu çağrımızı. Emekçilere, kadınlara, gençlere, Türkiye halklarına, farklı inançta olan herkese. Gelin hep birlikte demokrasi ittifakında buluşalım. Gelin hep birlikte
demokratik bir anayasayı var edelim. Bir toplumsal mutabakat zemininde biz hep birlikte bir toplum sözleşmesini var edelim. 12 Eylül'ün anayasasından, bu tekçi anayasadan, bu yamalı bohçadan hep birlikte kurtulalım. Bunu başarabiliriz. O yüzden de önümüzdeki süreçte demokratik anayasa çalışmalarımıza hız vereceğiz. Ve bir an önce bunun hayata geçmesi için tüm Türkiye'yi bu çalışmaya davet ediyoruz. Evet, mutlak demokrasi dedik. Müzakereci bir anlayışla toplumun tüm kesimleriyle bütün toplumsal zeminlerde bu anlayışımızla buluşmayı önceliyoruz. Ama önce parlamentoyu çağırıyoruz. Gelin bu parlamento çatısı altında olanlar, bu vesayetçi, tekçi anlayıştan kurtulalım. Anayasa konusunda inisiyatif alalım. Önce adımı biz atalım. Bu sisteme karşı demokratik bir cumhuriyet için, çoğulcu, laik bir cumhuriyet için ilk adımı biz atalım. Parlamento dışındaki partilere de, toplumsal muhalefete de, bütün sivil toplum örgütlerine ve sendikalara da bu çağrımızı yineliyoruz. Ama anayasa yapım sürecinin içinde toplumsal barış adına da bir an önce adımlar atmalıyız. Hani deyim yerindeyse bir yol temizliği yapmalıyız. Barışın, demokrasinin önünde olan, bunu engelleyen bütün yapılardan hep birlikte kurtulmalıyız. Başta terörle mücadele kanunu denen, bu ülkenin aslında demokrasinin önüne dikilmiş olan bu duvarı hep birlikte yıkmalıyız. Ceza yasalarındaki antidemokratik uygulamalardan kurtulmalıyız. Uluslararası sözleşmelerdeki çekinceleri bir an önce kaldırmalıyız. OHAL anlayışına son vermeliyiz. Gizli süren OHAL düzenini ortadan kaldırmalıyız. Bunları başararak demokratik siyasetin önünü açabiliriz. Bunları başararak yargıdaki bu adaletsizliğe son verebiliriz. Bunları yaparak bugün cezaevinde haksız, hukuksuz yere tutsak edilmiş olan arkadaşlarımızın özgürlüğüyle kavuşmalarını sağlayabiliriz. Evet, statüko ne kadar çırpınırsa çırpınsın, yeni gelene selam olsun diyeceğiz. Yeni geleni hep birlikte coşkuyla karşılayacağız. Halaylarımızla karşılayacağız. O yüzden hepinize çalışmalarınızda başarılar diliyorum. Hepinizin yolu açık olsun diyorum. Sayın Eş Genel Başkanımıza konuşmalardan dolayı çok teşekkür ediyoruz. Değerli arkadaşlar, grup toplantımız sona ermiştir. Sağ olun, var olun katıldığınız için. Kadın yaşamı öldürmeyin diye bir hafta boyunca her yerde siyah ve mor renklerle bütün ilanlarda, afişlerde, belediye kuruluşlarında her yerde bunu yapıyoruz. Mecliste de takacağız. Bu Kürtçesi Türkçesini de getireceğiz. Odalarımıza astık, isterseniz örnek olarak bakabilirsiniz. Kadın cinayetlerine karşı bir kampanya. Roza Kadın Derneği'nin Diyarbakır'da öncülüğünü yaptığı bir kampanya. Tabii ki. Roza Kadın Derneği dün raporunu açıkladı. 3 aylık raporunu. Erkekleri de takacağız, tabii başarabilirler. Takacağız Roza. Şunlar da hepsi olaya dairdi. Vekilimle beraber yapacağız. 3 kilo alırsan bile 75 kilo baskı yapıyorsun ekstra. 5 kilo. Öyle mi? Gerçekten. Takabildin mi? Evet. Ya şöyle. Yaşadı mı çık? Güzel de böyle tecrübemiz oldu galiba. Ben yoğun bir çaba sonucu maaş. Dur hadi gelin. Eğilelim abi.
Buyurun. Oturun içeri. Aklım. Sevgili arkadaşlarım, o selamlarla başlamak istiyorum. Evet, 4 gün boyunca Van'da demokratik yerel bir, nasıl bir yerel kamu hizmeti üretimi konularında önemli bir çalıştay gerçekleştirdik. Adı sunmaya hazırız. Parti ayırmaksızın. Çünkü bu Türkiye meselesidir, demokrasi meselesidir. Bu anlamda da haklı. Gelin HDP'de bir arada yan yana kimliklerimizle mücadelemizi hep birlikte yükseltelim. Türkiye'yi, Türkiye halklarını, toplumunu, emekçileri, kadınları hep birlikte örgütleyelim. Ne için? Demokrasi. Bu cinayet, bu katliam aslında 90'lı yılların karanlık sayfasını açtı. Bugün binlerce devam edeceğiz. Yüzleşmek için. O yüzden de meclis çatısı altında bir kez daha çağrımı yineliyorum. Hakikatleri Araştırma Komisyonu bir an önce kurulmalıdır. Bu ülkede toplumsal barışı var edeceksek bu hakikatlerle yüzleşmeden olmaz. O yüzden de tutmaya devam edeceğiz. Ta ki adalet yerini bulana kadar. 10 Ekim'i almak istiyorum. 10 Ekim ailelerinin kurmuş olduğu dernekten arkadaşlarımız aramızda. Tam bu katliamdan sonra oylarımız arttı diye sevinenler vardı. Bu katliamın müsebbipleri Ankara 17. İdare Mahkemesi geçen gün bir karar verdi. Bir tazminat. Ama bu tazminat burada aslında ihmali olanlara dair de bir ibare bulundu. Evet. Bir ihmal. Medya kuruluşlarının Türkiye uzantıları. Uzantı sözcüğüyle aslında bir tasvir edileceğini söyleyenleri bugün içine düştükleri sürüklendikleri yere bakıyor. Şimdi araştırma kurumları yapıyoruz. Demek ki çağ atlamış. Artık bu iş karargâhtan alınmış. Tabii bunu yaparken bizi de ihmal etmiyorlar. Raporuna dönüştürülmüş. Yani HDP hakkında haber yapmak ya da HDP'nin sözünü haber yapmak, HDP'nin dile getirdiği görüşleri haber yapmak neredeyse suç kabul edilecek. Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi. Evet, böyle garip, uydurma bir sistem var. Bu sistem tarihe not olarak düşsün. Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi nedir diye sorarsanız bunun yanıtı basittir. O denli bir kriz girdabındasınız ki kendi bürokratlarınızı bile beğenmez hale geldiniz. Bağımsız olmalıymış. Merkez Bankası bağımsız. Başkanı bağımsız olmalıymış. Nerede? Ne zaman bağımsız davrandı? Ne zaman sizlerin hakkını savundu? Bu emekçilerin, bu halkın, bu toplumun... Yani faizleri düşürerek enflasyon nasıl düşer konusunda tez verin. Böyle bir şey yok. Böyle bir ilişki yok. Tarihte aslında buna benzer profesörüydü. Ülke inanılmaz bir krize sürüklendi. Şimdi bir kriz sarmalının içinde olan bu ülke. Hedef ancak o zaman gerçekçi olur. Hedef ancak o zaman toplum yararına, ülke yararına olur. Yoksa bizim müteahhitler zorla faizi indirle ekonomi politikası olmaz. Bunu yapana da Merkez Bankası denmez.
Faizli de sanki 17 yıldır iktidarda değillermiş gibi, sanki bu işleri başımıza bunlar açmamış gibi her seferinde tesis etme, herhangi, yaşamın herhangi bir yerinde adaleti tesis etme şansınız çok yok. Toplumu zaten bir araya getiren, bunu siliyorlardı ya, işte onların maliyetini. Bu hesapsız kitapsız ekonominin maliyetini sen neyi uzatıyorsun? Vergi alınır. Vergi almak, ortaya çıkan bedeli halka ödetiyorsun. Bakın 11. kalkınma planı. 11. kalkınma planı diye bir şey açıkladı. İşsizlik 9.9'a düşecekmiş önümüzdeki 4 yıl. 12.484 dolara gelirmesi ya da ihracat rakamları. Kalkınma planı, Cumhurbaşkanlığı tarafından hazırlanan meclise sunulan kalkınma planına baktığınızda bütün hedefleri çok ciddi gerilediğini görüyorsunuz. Hakkının olmadığı bir yerde, bütçenin denetimden kaçırıldığı bir yerde ekonomi yaratmış olduğu tahribatı aşmanın yegane yolu Cumhurbaşkanlığı hükümetinde İşaret Kurulu üyesi ne diyor? Bu tahribata, yani yoksulluğun, işsizliğin tahribatına ya da insanların işinden edilmeleri aşırı. Bu sene 60-70 bin bekliyorlar. Öngörülere bak. 1 milyondan fazla öğrenci gibi. Peki neden böyle oldu? Hatırlayacaksınız. 2 yıl önce Erdoğan dedi ki TEOG kaldırın, TEOG istemiyor. Hakkari, Siirt, Ağrı, Mardin sıralamıyor. Evet. Geçen sene de böyleydi. Eğitim eğer nitelikli, kamusal bir vasfa kavuşacaksa bu her şeyden önce bu toplumcu, bu eşitlikçi anlayışa sahip olmalı ve ana dilinde eğitimde bu iş başlamalıdır. Ama maalesef bugün Türkiye'de eğitimin geldiği durumu görüyoruz. Peki nasıl kurtulacak Türkiye? Japonya'ya gitti ya, Japonya'da bunu keşfetmiş. Kadın üniversitesi. Evet, bulduğu bu. Kadın üniversitesi. Orada YÖK başkanına da hemen hatırlatmış. Çalışmalar üniversitedir. Üniversite var, yüksek okul var, üniversiteye hazırlıklar var. Bunlar kendi içinde farklı kategoriler. Oradaki o kadın üniversitesinin adının üniversite olması, onun üniversite olduğunu gösterir. Ama bunların aklı fikri bu değil ki. Bunların aklı fikri o üniversitede, yani eğitim haklarını engellendiği üniversitede eğitim hakkı mücadelesi veriyorlardı. Ne kadın üniversitesi diye bir talep vardı o gün, ne de başka bir talep vardı. Bir eğitim hakkı mücadelesi. Öğrencilere saldırdılar, arkadaşlarımıza, vekillerimize saldırdılar. Kabul etmiyoruz. Bu şiddeti kabul etmiyoruz. Kolluk güçleri iktidarın emrinde fakat ortaya koymuş oldukları şiddet bir parti mensubu gibi, bir parti yandaşı gibi sürekli olarak hakaretler, saldırı, şiddet şeklinde karşımıza çıkıyor. Baştan beslenen bir iktidar, çözümsüzlükten beslenen bir iktidar. Öyle ki bu çözümsüzlük ortamı kaybolmasın diye yanıp tutuşuyorlar. Yine Erdoğan geçen gün çıktı. Türkiye halkları, Türkiye toplumu bu konuda inisiyatif almalı. Barıştan, demokrasiden yana inisiyatif almalı ve gerçek, sadece hakiki çözümü, hakikati üretmelidir. Cenab-ı Musa bakın. Yine Irak'a bakın. Bakın başörtüye olan saldırılara. İnsanlar evinden, yurdundan kaçmak zorunda kalıyor. Oradaki köylüler kaçmak zorunda kalıyorlar. Geçen hafta dile getirdik. O hizmeti vatandaşlara vereceksiniz. O hizmeti vatandaşların güvenliği için vereceksiniz. İktidarı korumak için değil. Müzakereci bir anlayışla toplumun tüm kesimleriyle bütün toplumsal zeminlerde bu anlayışımızda partilere de, toplumsal muhalefete de, bütün sivil toplum örgütlerine ve sendikalara da bu çağrımızı yineliyoruz. Ama anayasa yapım süreci aranızda karşılayacağız. O yüzden hepimize çalışmalarınıza başarılar diliyorum. Hepinizin yolu açık olsun. Teşekkür ediyoruz değerli arkadaşlar.